Bildirim gölgesi. Applesoft ekran kaydedici kaydediyor. 00 geri tuşu. Ana sayfa ekranı. Evet millet. Bugün bir duvar kağıdının incelemesini yapacağız. Android sistemlerde genelde görenler için söylüyorum. Ekranda bu tarz mavi bir duvar kağıdı vardır. Ama hani duvar kağıdını değiştirmek isteyen, farklı bir görünüş kazandırmak isteyenler olabilir telefonlarına. Uygulamalar, tuş, sayfa 2-2. Sayfa 1-2. Tema mağazası, İngilizce adıyla Theme Store, Türkçe adıyla tema mağazası var. Bu tema mağazasına nereden ulaşabiliriz? Hemen ayarlara giriyoruz. Ayarlar. Ayarlar. Smart Manager. Uygula. Sesler ve titre. Rahatsız. Ekran. Geliş. Duvar kağıdı. Temalar. Şimdi. Seçmek için çift dokun. Hem duvar kağıdı diyor hem temalar diyor. Niye öyle diyor? Çünkü duvar kağıdı ayrı, temalar ayrı. Temalar tema mağazasına gider. Duvar kağıdı. Duvar kağıdı. Duvar kağıtları. 1-4 ton öneleri gösteriliyor. Telefonun saptanmış duvar kağıdını gösterir. Ama biz ayarlar. Theme Store'a gideceğiz şimdi. Temalar. Temalarım. Ağa bağlı değil. Ayarlarını kontrol edin. 1-3-3 öneleri göster. Donanım tuşu. Tema son mağazası. Uygulamalar. Ayarla temalar. Temalarım. İşte tema mağazasının girişi. Burası indirilen temalar bölümü. Başka tema seçmek için, başka bir tema indirmek için diğer temalar tuş. Diğer temalar düğmesine basıyoruz. Ama ben şu an indirmiş olduğum siyah temayı göstereceğim size. SB onay kutusu seçili değil. Ayrıntılar. 1-2-5 evet. Öğeleri gösteriliyor. Şöyle. Ekran resimlerine bakalım. 3-4-5-4-5-5 öğeleri göster. Uygula tuşu. Uygula diyelim bakalım. Bu temanın uygulanması bazı uygulamaları kapatabilir ve kaydedilmiş tüm veriler kaybolabilir. İptal. Uygula tuşu. Bekliyoruz. Evet. Tema uygulandı. Bu arada Aylin sustu. Aylin'i bir düzeltelim. Voice Assistant etkin. Son uygulamalar. Bakalım. Smart menü bildirim gölgesi. Applesoft ekran kaydedici kaydediyor. 254. Geri tuşu. Geri tuşu. Ana sayfa evet. Ekranı. Tema bu. Bunun linkini vereceğim ben videonun altında. Uygulamalar. Tuş. Uygulama tepsisini açmak için çift dokunun. Sayfa 1-2. Cihazlarında bu tarz siyah bir arayüz arayanlar için böyle bir Google klasör. Tema. Klasör açık. Evet, çok şık bir görünümü var. Gayet hoş bir tasarım. Özellikle şu klasör renginin grileşmesi klasör kapalı. Daha bir hayranlık uyandırdı bende. Microsoft klasör. Klasör açık. Klasör rengi gri. Alttaki arka plan rengi. Klasör kapalı. Çok hoş bir tema. İşte hani ayarlar. Ben kendi bildirim gölgesi. Ayarlarımdan göstereyim. Voice assist. Sayfa 1 görme. Şöyle, 1-6-17 öğeleri gösteriliyor. Şöyle değişiklikler oluyor. Bir ayarı açıp kapattığınızda açık ayar yeşil, kapalı ayar turuncu oluyor. 4-9-17 yani, öğeleri göster. İkisi karanlık ekran. Başla. Bu açık. Hızlı tuş girişi. Bu kapalı. Başla. Açık olduğunda yeşil, kapalı olduğunda turuncu oluyor. Donanım ve tuşu. Son uygulama. Hı. Görme kap. Uygulama. Sayfa 1-2. Gerçekten şöyle bir baktığımızda sanki telefona böyle bir ROM atmışız. Baştan yazılım yüklemişiz gibi oluyor. Benim daha önce bir siyah temam vardı. Neden onu göstermedim diye soracak olurlarsa o siyah tema sadece arka fonu değiştiriyordu. Ama bu maşallah hani hem uygulamanın ikonlarını değiştirdi hem sayfa 2-2 arka fonu değiştirdi. Görmüşseniz şu video. Pembe formdaydı. İkonu pembeydi. Kırmızılaştı. Diğer o siyahlı
grili tema. Sadece arka planı değiştiriyordu. Bir de ayarları siyah yapıyordu. Ama bunun her tarafını Ses kaydedici. değiştiriyordu. Sayfa 1-2. Sanki böyle telefona ROM atmışız. Baştan yeni bir yazılım yüklemişiz gibi. Mesela şu kişiler Kişiler. turuncu renkteydi. Kişiler kırmızı olmuş. İşte bakalım ses kaydedici. Ses kaydedici. Beyaz üstüne kırmızı renkteydi. Şimdi bakayım. Yeşil üstüne beyaz olmuş. Bu tarz Telefon. ikon ve Sayfa 2-2. simge değişikliklerine neden oldu. İlk başta bu temayı yüklediğinizde Ses kaydedici. Sayfa 1-2. sorun çıkarabiliyor. Hani Wi-Fi'ye yavaş bağlanması olsun. İşte bazı uygulamaları yavaş açması falan olsun. İlk başta sorun çıkarsa da sorun çıkardı diye hemen kaldırmayın. Zaten bir süre sonra uyum sağlayacaktır Ayarlar. telefona diyelim. Ayarlar. Mesela şöyle Yatay görünüm. yatay çevirip ikonlara bakalım. Gördüğünüz gibi hani bu ikonların rengi normalde ya mavidir ya sarı. Ama kırmızı ve mavi karışımı bir şey olmuş. Kırmızı, mavi, sarı. Şunlar zaten yeşildi. Portre Bu tarz ikon değişikliklerine neden olmuş. Mesela hafıza. şurada Yedekte ve dil ve giriş. dil ve giriş ayarlarına Dil ve gelelim. giriş. 1.9 metinden sese. Uyarı yüklenip metinden sese. Ha. 1.8.8 önerileri Mesela gösteriliyor. metinden sesi ayarlarında örnek gösterdim. Başka ayarlarda da oluyor bu. Şu Tercihli TTS motoru. Üst bilgi. alt başlık, yani şu yukarıdaki gri alan maviydi. Alt başlık mavinin altında kalıyordu. Bu hem üstteki ana başlıkla alttaki yan başlığı biraz bir araya toplamış. Dediğim gibi çok şık bir tasarım. Bu arada geri tuşu Yukarı git tuşu. şey olmuş, kırmızı renkte olmuş. Dil ve giriş. 1.9.9 öğeleri tuşu. Ayarlar. Dediğim gibi hani bayağı bir değiştirdi telefonu. Donanım tuşu. Son uygulama. Şöyle Ayarlar. Uygulama. Sayfa 1-2. Mesajlar. mesajlara girelim Mesajlar. şöyle. Yeni mesaj yaz tuşu. Klavye görüntü. Kutu düzenle mesaj gir. Evet. Düzenlemek için çift dokunun. Klavye biraz şu eski tarz bilgisayar klavyeleri olur ya, şişko, koca tuşlu, az bulutlu bulutlu. Klavye onu andırıyor. Eski temanın klavyesi daha iyiydi ama bu tema klavye bakımından olmasa da görüş açısı alanından çok daha iyi. Çünkü daha önce de söylediğim gibi ben de görme engelli olduğum için ekranı daha rahat nasıl görebilirim diye araştırıyordum. O siyah temayı buldum. Son uygulamalar. Mesajlar kapatıldı. Ana Sonra sayfa ekranı. tabii bir yerden sonra sıkılıyor insan. Böyle sağa doğru üçgen siyah bir tema. Ama bunu komple siyah yapmanın bir yolu yok mu diye araştırırken siyah ücretsiz bir tema buldum. Aslında bu temayı daha önceden denemiştim. Ve daha önceki denememde telefonumu acayip yavaşlatmıştı. Ben de geri kaldırdım. İşte birkaç zaman sonra bir daha kurayım bakayım ne oluyor falan. Kurdum. Yine birkaç kullanımdan sonra telefonu yavaşlattı ama sonra RAM temizliği yaparken, bir takım optimizasyonlar yaparken telefonu artık eskisi gibi yavaş olmamaya başladı ve temayla gayet uyumlu çalışıyor. Dediğim gibi bu temanın hani garip bir şeysi. İlk yüklediğinizde telefonu biraz yavaşlatacaktır ama hani vay bu telefonu yavaşlattı, vay efendim bilmem ne oldu diye temayı hemen Uygulamalar. Sayfa 1-2. geri silmeyin. Bir takım optimizasyonlar yapın. Ne bileyim işte tema mağazasının verilerini silin. Atıyorum kendi arayüzü olan mesela S planlayıcı. S planlayıcı. bunun gibi. Bu tema ne olursa olsun S planlayıcının kendi arayüzü böyleydi. Kendi arayüzü olan uygulamaların verilerini silin.
Daha sonra Son uygulamalar. Save kapatıldı. Ana sayfa ekranı. telefonu yeniden başlatıp ardından hemen hızlıca bir RAM temizliği yapın. Bir kere de temayı değiştirin. Yani o az önce gördüğünüz mavi temaya dönüp tekrar buna geri dönün. Son bir defa telefonu kapatmayın. Şu güç seçenekleri var ya, şu Uyarı, telefon gelen seçenekleri. hani kapat var, yeniden başlat var. Yeniden başlat. Tuş. Son olarak da telefonu yeniden başlatın. Geri tuşu. Ana Ve sayfa ekranı. hani bu siyah tema telefona uyum sağlayacaktır. Gerçekten insanın hani gözü dağılışıyor. Bir yerden sonra böyle şey yapıyor. Alışkanlık haline geliyor. İlk başta yadırgayabilirsiniz. Bu ne diyorsunuz, hani ekran simsiyah, ama sonra bir bakıyorsunuz çok güzel geliyor falan. Uygulamalar. Sayfa 1-2. Mesajım yok. Mesajlarda çok güzel şeyler var. Mesaj siyah üstüne beyaz yazılar geliyor. Yani siyah bir arka plan. Üstüne kalın beyaz yazılar. Mesajlar öyle oluyor ama benim hiç mesajım olmadığı için gösteremeyeceğim maalesef. Bazı işte metinleri okumak kolaylaşıyor. Bu temanın iki kusuru var. Birincisi o klavyedeki, Mesajlar. mesela şöyle Mesaj söyleyeyim. yeni mesaj yaz tuşu. Klavye Şu görüntülendi. klavyenin dumanlı olması ve bildirim Bildirim merkezini gölgesi. çektiğimiz Hızı zaman ayarlar. bildirim gölgesindeki ikonlar renkli renkli olurdu. Hepsi gri beyaz, gri beyaz olmuş. Gri beyaz diyorum, siyah beyaz olmuş. Tek kusuru bu. Şu Mesajlar. klavyenin bulutlu olması ve Bildirim gölge hızı ayarlar. buranın siyah beyaz olması. Başka hiçbir sıkıntısı yok. Donanım Gayet tuşu. hani Klavye gizli ana uygulamalar. Sayfa 1-2. iyi bir tema. Cihazınızın şarjını da iyi dayandırır bu. Mesela normalde ekran parlaklığını %100 yaptığınız zaman telefonların şarjı çabuk biter. Ama bu siyah duvar kağıdı gerçekten Ayarlar. Ayarlar. şarjı iyi götürüyor. Hani ben bu temayı yükledikten sonra telefonu şarja taktım. Gecenin geç saatinde anca bitti telefonun şarjı. Yani akşam oldu. Şarj hala %74 falan. Hani dün akşamdan bahsediyorum. Dün yükledim ben bunu. Hala şarj %74 falan. Dediğim gibi hem cihazın performansını artırır hem bataryanın iyi dayanmasını sağlar. Yani bu temanın sizin yararınız dışında telefona da bir sürü yararı var. Son uygulamalar. Ayarlar kapatıldı. Ana sayfa ekranı. Evet, ilk yüklendiğinde bir takım optimizasyon sorunları yaşasa da, telefonu yavaşlatma gibi, internete yavaş girme gibi, uygulamaları yavaş açma gibi bir takım sıkıntılar olsa da, bunlar az önce saydığım işlemleri yaptığımız zaman düzelecektir. Uygulamalar. Sayfa 1-2. Saat Evet. Apple ekran kaydedici. Şöyle bir daha bakalım. Ses kaydedici. Sayfa Gördüğünüz gibi 1-2. sanki böyle Android'in yeni bir sürümü çıkmış da cihaza ROM atmışız. Ne bileyim, yeni geliştirilen bir yazılımı yüklemişiz gibi. Mesela tam Dosyalarım. olarak şu dosyalarıma bakalım. Dosyalarım. Şu alttaki kırmızı düğme aslında kırmızı değildi bir önceki temada. Dediğim gibi bir önceki temanın çok etkin özellikleri yoktu zaten. Sadece arkadaki fonu değiştiriyordu. O kadar. Ama bu maşallah hem arkadaki fonu hem de uygulamaların simgelerini değiştirdi. Cihaz hafızası. Klasör resimleri daha bir altın sarısı oldu. Şöyle başlardaki o bildiğimiz klasör simgeleri daha bir parladı sanki. Klasör. Alarm süresine gitmek için çift dokunun. Geri tuşu. Mesela Dosyaları. şöyle. Dosyalarım. Diğer seçenekler tuşu. Dur, buradan gösteremedim. Geri tuşu. Dosyalarım. Donanım tuşu. Son uygulama. Sayfa 1. Mesajlar. Mesajlar. Diğer seçenekler tuşu. 155 öğeleri gösteriliyor. Bu menü grili beyazlı oldu artık. Bildiğiniz gibi gri, siyah ve beyazın arasındaki bir geçiş rengi.
Öyle bir şey duymuştum. Yanlış hatırlamıyorsam gri, siyah ve beyazın arasındaki geçiş. Yani siyahtan beyaza geçerken gri arada bir geçiş efekti görevi görüyormuş. Öyle bir şey duymuştum bir belgesel videosundan diyelim. Grup sohbeti kilitlemez yazı tipi bu öncelik ayarla ayarlar son öğe Bu mavi imlece seçmek için çift dokun. takılmayın. Bu ekran okuyucusunun imleci. Ama hani şöyle arayüz olarak baktığınızda gerçekten Geri tuşu mesajlar. çok hoş olmuş. Dediğim gibi tek kusur klavyenin dumanlı olması ve bildirim gölgesinin siyahlı beyazlı ayrıştırması zor olması. Ama onun dışında zaten bildirim gölgesiyle Donanım tuşu. Donanım tuşu. Mesela uygulama. Sayfa 1-2. bildirim gölgesiyle Wi-Fi, Bluetooth falan açmadığımız sürece pek bir işimiz olmuyor. Dolayısıyla sıkıntı da yaşanmıyor. Apple Airsoft ekran sliding menu properties. Durdur.